O ama yasak mı var? Tamam, öyle bir şey yok zaten. Bugün çıkmayacağız. Merhaba. Merhaba hocam. Başlayalım mı? Başlayalım. Evet arkadaşlar, çok kritik bir pozisyonda duruyorduk yeni Malatyaspor olarak. Tabii Fenerbahçe maçı bizim için çok önemli bir maçtı. Fenerbahçe takımında biliyorsunuz kötü bir gidişatı vardı. Buradan alacağımız en az bir puan ve puanlar bizi ligde daha rahat konuma getirecekti. O bilinçle, o inançla sahaya çıktık. İlk devre iyi mücadele ettik. Alanları kapattık. Fenerbahçe'nin baskı kurmasına fırsat vermedik. Pozisyon üretmekte zorlandılar, pozisyon vermedik. İkinci devre ise oyuna hem savunma anlamında hem hücum anlamında iyi başlayan taraf bizdik. Biliyorsunuz Umut'un vurduğu bir pozisyonumuz var, direkten dönen. Ve 65. dakikaya kadar Fenerbahçe'nin herhangi bir baskısı veya şeyi yoktu, pozisyonları. Ama 65. dakikada 10 kişi kaldığımız pozisyon en önemli pozisyon. Bence kırılma anıydı. Gökhan'ın hava topunda, Emre ile çıktığı hava topunda ikinci sarı karttan atılması bizce çok ağır bir karardı. Bu kararın doğru olduğuna ve doğru bir karar olduğuna inanmıyoruz. Gerçekten saçma da buluyorum. Nitekim şöyle saçma buluyorum. İkinci sarı kartın VAR'a gitme kurallar içinde yokmuş. O yüzden gitmesi gerektiğine inanıyorum. Böyle bir kural olmaması lazım. Neden? Çünkü 10 kişi kaldı bu takım. Biz 11 kişiyle iyi mücadele ederken 10 kişi kalıp Fenerbahçe'nin baskı kurmasına neden oldu. Nitekim 70. dakikada da golü yedik. Ama buna rağmen biz yaptığımız değişikliklerle beraber, oyuncuların inancıyla beraber oyunu çevirmek için müthiş bir mücadele örneği gösterdik. Nitekim Yusuf'un ve Donald'ın attığı gollerle 2-1 öne geçtik. 81. ve 89. dakikalarda. Ama skoru koruyamadık. Skoru korumak için elimizden gelen mücadeleyi yaptık mı diye sorsanız, ya yapmak için elimizden geleni yaptık ama gollerde biraz da şanssızlık diye düşünüyorum. İki gol yiyerek gerçekten büyük bir sıkıntı yaşadık ve mağlup olduk. O yüzden çok üzgünüz. Gerçekten inanılmaz bir şekilde üzgünüz. Çünkü bu maçtan alacağımız bir puan bizi konum olarak daha rahat bir pozisyona taşıyabilirdi. Hele 3 puan alsaydık zaten ligde kalma umutlarımız çok daha iyi olabilirdi. Ama 5 maçımız daha var. Bundan bir şüphemiz yok. Biz takım olarak iyi bir takımız. Şehrimizin arkamızda olduğu, yanımızda olduğuna inanıyoruz, güveniyoruz. Biz son 5 maçı en iyi şekilde oynayarak bu takımın zaten ligde kalacağına biz inanıyor ve güveniyoruz. Bunun için de Malatyaspor taraftarının da arkamızda ve yanımızda olduğunu biliyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu takım Allah'ın izniyle ligde kalacaktır. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hocam. Hocam geçiyoruz.